Ben geldim. Hoş geldin. Ve her zaman sakin kalmayı başaran Levent Bey karşınızda. Koştura koştura. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Hadi. Şimdi sen oynatıyorsun ya. Ha, şimdi gidip bunlar hiç düğünde kınada oynamıyor mu? Şimdi bana kalk oynat sen. Kalk oyna. Ne oldu şimdi? Öldünüz mü? Şunu yaptınız da. Ay rezil olacağım diyorsun. Ne var bunda? Rezil olacak. Şöyle oynayın. Dış sesin gönlü olsun. Öyle mutlu oluyor böyle. Düğünlerde gidip kameramanın karşısında ilk oynayanlar onlar ama. Evet. Bizim yarışmaya sırf bu yüzden katılın. Kız katıl. Kız gel kurtlarını dök. Oyna ne var? Oh sefam olsun diye böyle böyle oyna. Geniş geniş her yerde oynuyoruz. Her yerde oynayın. Hayat enerjinizi düşürmeyin. Levent mi? Açsana beğendim. Levent parketleri aç. Evet. Amacını unutma. Önce sizin hediyenizi vereyim ben. Aa çok güzel bir şey. Evet ne yapacağız? Yılın kimyageri olarak sizi seçiyoruz. Çok merak Lollipop'tan şeker yaparak. Sayısız ödül aldınız ama hiç kimya ödülü almış mıydınız Seda Hanım? Takdir etmedin mi beni? Lollipop'tan şeker yaptım. Evet. İlk gün yarışmacımız Gönül şekeri gerçekten unuttu. Çok pratik bir kadın mahvoldu. Ya. Tatlıyı yapamayacağım dedi. Yapamazsa bir vermeye hakları var ya. Ben de dedim ki kız menü eksiksiz zaten bunlar anlamazlar dedim. Bir senin kardeşin anladı. Bunda şeker yok dedi. Levent öbürleri anlamadı. Yalan mı? Değil. Ha. Anlamadılar. Bak, şu kameraya dönerek. Anlamadılar. Anlamadılar. İnan böyle yaptılar. Aa light. Cemile dedi ki benim şekerim var zaten iyi oldu evet. Dedi. Anlamadılar. Her şeyini aç Levent'ciğim. Her şeyini. Seda Hanım bakın siyah mercimek. Evet. Bakayım göster. Onu. Ver bakayım. Lollipoplar. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. He bunu mu yaptınız? Kabuklu mercimek. Kırmızı mercimek kabuklusu. Bunu yapacağız. Değişik yani. Bunu yapınca değişik mercimek çorbası mı olacak? Değişik ama. O erimiyor içinde yani. Kabuklu hali yakalıyor. Kırmızı mercimek gibi şey olmuyor. Ha. Güzel olacak. Çok koyma da şey yapma böyle katı katı olmasın. Bu biraz koyu oluyor aslında da. O çoraplar kimin patikler? Sizin. Benim ayaklarınız onlar. Düşmesin. Evet giyiyorum onları. Ver bakayım. Buyurun. Bak. Pembiş pembiş ne güzel. Gördünüz mü? Teşekkür ederim Levent'ciğim. Güle güle giyin. Ben genel olarak menüyü sıfır risk alınmış. Neredeyse içerisinde çok farklı olduğunu söyleyebileceğim hiçbir ürün göremediğim. Olur mu? Olur. Yani çok da çok tezat, çok alakasız ürünler görmedim. Yani ürünleri biraz farklıydı. Fakat menünün uyumsuz olduğunu söyleyemem ama menünün doğru şekilde sunulması arka arkaya geldiğinde yani yemeğe devam ettirecek. Bizi işte çorbadan ara sıcağı, ara sıcaktan ana yemeğe doğru geçişlerle lezzet tadında, damağımızda tadı lezzeti kalacak şekilde eğer sunarsa o lezzetle yiyip masada son tatlımızda kalkarsak güzel bir puan alacaktır bende. Süre başladı Levent. Tamam. Açtın mı? Hadi çabuk oyalanma. Neyle başlıyorsun? Şey, tatlının şerbetiyle başlayacağım. Tatlının şerbetiyle. Evet. Betül'ün masası mı? Yok Betül değil. Gönül'ün sofrası mı iyiydi? Cennetin mi? Türkmenistanlı cennetin mi? Gönül Malatyalı, hemşeriniz. Öyleymiş. Gönül Hanım'ın ana yemeği daha iyiydi. Yani yemek en azından şeydi. Ana yemeği değil mi? Evet. Evet. Ana yemeğinde Cennet niye böyle bir hata yaptı Cennet ya? Cennet Hanım hamur işi şeyle çok oyalanmış. Erişte açmak abi, için... Abi bir taraftan işini yapmazsan sen gittik kameraya dön, kameraya dönerek. Neyle başlayacağını söyle. Şerbetle başlayacağım. Tatlının şerbeti. Tatlının şerbetiyle başlıyoruz. Ekran başındaki seyirci. Evet, ne yapıyorsun? Kaynar su kaynatacaksın. Evet. Ne kadar şeker koyacaksın? 3 bardak. Sonra sen peki Cemile aşçı çekiniyor musun? Hayır, hiç çekinmiyorum çünkü Cemile Hanım'ın yorumları hiç öyle aşçı yorumları gibi değildi. Sen yorumlara ne bakıyorsun? Belki kadın icraata gelince yani, döktürecek. Hayır, böyle çok değişik bir yemek yapacağını zannetmiyorum. Onun aşçılığı büyük ihtimalle böyle bir... Kameraya dönük yapmazsan ve konuşmazsan bu iş olmaz. Ben burayı terk eder giderim. Serpilimi de alırım. Karşıdaki kafelerde tamam. De otururum. Levent Bey'in yorumlarını ben hiç doğru bulmuyorum. Sanki boş konuşuyor masada. Değerlendirmelerini hiç beğenmiyorum. Levent Bey'in yemekten anladığını düşünmüyorum. Yemeklerle ilgili güzel bir yorum yapmıyor. Boş konuşuyor masada sadece.